Hi there. In this lesson, we are going to start Unit 8, My Clothes. Let's go. Evet çocuklar, 8. ünitede giysiler, mevsimler ve hava durumu hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Bir de birinden ödünç bir şey alacağımız zaman kullanacağımız kalıpları göstereceğiz. Önce flash kartlarımıza geçelim. Kelimeleri bir resimli olarak inceleyelim. Okay. Clothes, giysiler. Şimdi benden sonra tekrar edin. Jeans. Trousers. Dress. Skirt. Sweater, shirt, shorts, gloves, coat, rain coat, boots. Trainers, shoes, socks, hat, cap, sunglasses, umbrella. Spring, ilkbahar. Summer, autumn, fall. İki tane anlamı var sonbaharın. Winter. Şimdi hava durumu kelimeleri. Hava durumunu nasıl soruyorduk? Geçen sene öğrenmiştik. How is the weather? Hava nasıl? Ya da What's the weather like? Hot, sıcak. Cold, soğuk. Cloudy, bulutlu. Sunny. Rainy. Windy. Rüzgarlı. Snowy. Karlı. Foggy. Sisli. Evet, şimdi çocuklar normal zamanda bunları biz defterimize yapıştırıyorduk kelimeleri. Şimdi kitapta geçen tüm kalıplar ve kelimeler burada. Bunları çok iyi öğrenelim ki kitap işlenirken konuları daha net anlayalım. Şimdi ilk başta hava durumu ile ilgili soru sorma, cevaplama. Sonra birinden bir şey ödünç isteme kalıpları ya da kabul etme, reddetme, mazeret uydurma kalıpları, mevsimleri sorma ve kıyafetler. Burada iki tane şapka var. Bu beyzbol şapkası. Önünde şey olun. Diğer şapkalara hat deniyor. Ona dikkat edelim. Lütfen dinlerken tekrar etmeyi unutmayalım. What's the weather like? It's rainy today. I need my umbrella. It's windy. Put on your coat. What's the weather like in Ankara in winter? It's cold and snowy. Wear your gloves. May I borrow your gloves? Here you are. Can I borrow your umbrella?
No. Sorry, it's broken. What is the season? It is summer, autumn/fall, spring, summer, winter, boots, dress, gloves, hat, cap, jeans, shoes, skirt, socks, sunglasses, trousers, shirt, t-shirt, scarf, tie, trainers, sneakers, shorts, flip-flops, slippers, coat, raincoat, blouse, suit, tracksuit, a pair of sweater, borrow, put on, wear. Evet, kelime çalışmalarımızı yaptık. Bir fikrimiz oldu ünite ile ilgili. Şimdi sayfa 93'te My Clothes, benim kıyafetlerim. Listen and chant, dinleyelim ve şarkıyı söyledikten sonra siz de tekrar edin. Boots, shoe, shoes, glove, gloves, hat, hats, dress, dresses, skirt, skirts, wear your jeans. Take your sunglasses. Boot, boots. Shoe, shoes. Glove, gloves. Hat, hats. Dress, dresses. Skirt, skirts. Wear your jeans. Take your sunglasses. Türkler, size bir kuraldan bahsetmek istiyorum. İngilizce'de pantolon, trousers çoğul kullanılır her zaman. Jeans, kot pantolon, iki paçalı olan her şey çoğul olarak kullanılır. Shorts. Ayrıca çoğul olarak çoğunlukla gördüklerimiz gloves, eldivenler. Daha sonra sunglasses, gözlük gibi. Burada mesela gördüğünüz gibi jeans, kot pantolon bir tane bile olsa çoğul kullanılıyor. Sunglasses, boots, botlar çift olduğu için. Bunu unutmayalım. Evet, şimdi kitabımızdan sayfa 93'ü açtık. This is a shopping center and these are clothes. Listen, point and repeat. Page 93. Track 2. Listen, point and repeat. Tekrar ediyoruz. 1. Jeans. 2. Skirt. 3. Dress.
4. Boots. 5. Trousers. 6. Shoes. 7. Sunglasses. 8. Hats. 9. Gloves. 10. Socks. Evet, bu alıştırmayı arkanız dönük de yapabilirsiniz, söylemeye çalışabilirsiniz. Diğer sayfaya. Evet çocuklar, şimdi hava durumu hakkında konuşma üzerinde duracağız. Hava durumunu iki türlü soruyorduk. Bir geçen sene öğrendiğimiz gibi how is the weather? Hava nasıl? Bir de what is the weather like? Bu da hava nasıl demekti. Bunu cevap verirken it is deyip havanın nasıl olduğunu söylüyoruz. Mesela güneşliyse it is sunny demeniz yeterli. Şimdi hava durumu kelimelerine bir bakalım. Sun, güneş. Sunny, güneşli. Rain, yağmur. Rainy, yağmurlu. Fog, sis. Foggy, sisli. Snow, kar. Snowy, karlı. Storm, fırtına. Stormy, fırtınalı. Evet, sonuna Y geliyor gördüğünüz gibi. Sisli, karlı, fırtınalı. Cloud, bulut. Cloudy, bulutlu. Hot, sıcak. Cold, soğuk. Warm, ılık. What is the weather like in, for example, Erzurum? Erzurum'da hava nasıl? It is hot and sunny. Sıcak ve güneşli. What is the weather like in İnegöl? İnegöl'de hava nasıl? It is cool. Cool, serin demek. It's cool and rainy. Serin ve yağmurlu. Böyle cevap verebiliriz. Peki bu hava durumunu kullanmak için kullanırken ya da kıyafetlerden nasıl bahsedeceğiz? Mesela it is cold. Hava soğuk. Wear, giy. Wear your coat. Montunu giy. Bunun gibi. Burada kullanacağımız kalıplar wear, giymek. Put on, bu da giymek. Take, al. Mesela şemsiyeni al ya da eldivenlerini al gibi kalıplarda kullanacağız. Mesela şunu tamamlayalım. It is rainy. Hava yağmurlu. Dedi size anneniz. Ne demesi lazım bundan sonra? Bir, wear your raincoat. Yağmurluğunu giy. Ya da take your umbrella. Şemsiyeni al. Mesela başka bir cümle kuralım. It is hot. Hava sıcak and sunny.
Take your sunglasses. Güneş gözlüklerini al gibi. Evet. Diğer konumuz, bazı fiiller var bu ünitede kullanacağımız. Take, almak. Borrow, ödünç almak. Need, ihtiyacı olmak. Mesela dışarı çıkacaksınız, şemsiyenizi almadınız. Arkadaşınızdan birinci ünitede gördüğümüz bir kalıp vardı. May I, bilir miyim? May I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Nasıl cevap veriyorduk? Sure. Elbette. Ya da of course. Tabii ki. Eğer izin vermek istemiyorsak ne diyoruz? Sorry. Ya da bir mazeretiniz varsa sorry. It is broken. Bozuk. Ya da sorry. I lost it. Üzgünüm, kaybettim gibi bir mazerette bulabiliriz. Evet, son olarak okuma parçasında geçen bilmediğimiz birkaç kelime var. Try on. Denemek. Yani bir kıyafeti denemek için kullanabiliriz. Bir de mall. Alışveriş merkezi. Mesela try this t-shirt on. Ya da try on this t-shirt. Bu tişörtü dene. Yani üzerine giy, oluyor mu olmuyor mu bak anlamında kullanılıyor. Evet, şimdi okuma parçasına. Evet çocuk, sayfa 94'ü açtık. At the shopping mall, alışveriş merkezinde. Şimdi iki arkadaş konuşuyorlar ve alışveriş merkezine gidiyorlar. Orada bazı kıyafetler deniyorlar. Bunun hakkında bir diyalog. Bunu dinleyip, bol bol okuyup, anlamaya çalışalım. Evet. Hi Melis, it's me, Mia. Hi Mia, what time is it? It's 12 o'clock. We are late for shopping. So sorry. Okay, I'm coming. What's the weather like today? It's windy and cold. Wear your boots and take your gloves. Okay, see you at 1 o'clock in front of the mall. You know it's cold and rainy in winter here. I need boots. Hey, look, these are nice. Try these yellow boots on. Sorry, I don't like yellow. How about these green boots? Yeah, I love them. My art class is at 3 p.m. I need to go. Oh, it's raining outside. Can I borrow your umbrella? Of course. Here you are. Evet çocuklar, şimdi size burada geçen başka kalıplardan bahsedeceğim. What about? How about? Bunların ikisi de ne dersiniz ya da ne dersin anlamında. Cümlede şöyle geçer. Mesela arkadaşına dediniz ki try this yellow shirt on. Bu sarı gömleği dene dediniz. O da sorry
üzgünüm. I don't like yellow. Üzgünüm, ben sarıyı sevmiyorum. Şimdi buna alternatif bir seçenek soracağım. How about, ne dersin? How about the green shirt? Peki yeşil gömleğe ne dersin diye bir alternatif sunabilirsiniz. Ya da mesela bir misafiriniz geldi. Do you want tea? Çay ister misin? O da size dedi, no, I don't. Hayır, istemem. How about coffee? Peki ya kahveye ne dersin? Yes, please. Evet, lütfen. Bunun gibi kullanabiliriz. Evet çocuklar, şimdi bu diyaloglarda ne deniyor? Anlamaya çalışalım. Beraberce çevirelim. Hi, Melis. It's me, Mia. Merhaba, Melis. It's me, benim, Mia. Hi, Mia. Selam, Mia. What time is it? Saat kaç? It's 12 o'clock. Saat 12. We are late for shopping. Alışveriş için geç kaldık. Alışverişe geç kaldık. So sorry, çok üzgünüm. Okay, I am coming. Tamam, geliyorum. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's windy and cold. Rüzgarlı ve soğuk. Wear your boots and take your gloves. Botlarını giy ve eldivenlerini al. Okay, tamam. See you at 1 o'clock in front of the mall. In front of, geçen dersimizde görmüştük. Önün ne demekti? Alışveriş merkezinin önünde saat 1'de görüşmek üzere diyor. Evet. Shoe shop, yani ayakkabı dükkanı. Boutique shoes. You know, it's cold and rainy in winter here. Biliyorsun ki burada kışın hava soğuk ve yağmurlu. I need boots. Botlara ihtiyacım var. Hey, look. Hey, bak. These are nice. Bunlar güzel. Try these yellow boots on. Bu sarı botları dene. Sorry, I don't like yellow. Üzgünüm, sarıyı sevmiyorum. How about these green boots? Peki ya bu yeşil botlara ne dersin? Yeah, evet. I love them. Onları sevdim diyor. Evet. My art class is at 3 p.m. Resim dersim saat 3'te öğleden sonra. I need to go. Gitmem lazım. Oh, it's raining outside. Dışarıda yağmur yağıyor. Can I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Of course. Tabii ki. Here you are. Buyur, al. Evet çocuklar, sayfa 95. Burada konuşmacı mevsimden, hava durumundan bahsedecek ve hangi kıyafeti giymenizi ya da almanızı size söyleyecek. Siz de hangisi ise onu daire içine alacaksınız. Listen and circle. Let's start. 1. It's winter. It's very cold. Put on your gloves. Evet. Daire için alıyoruz. Circle. Bunlardan birini. Okay, 2. 2. It's summer. It's very sunny. Take your sunglasses. Okay, 3. 3. It's spring. It's warm. Wear your dress. 4.
4. It's autumn. It's rainy and windy. Take your umbrella. Evet çocuklar, şimdi cevapları verelim. Bir kez daha dinleyelim. Track 4. Listen and circle. 1. It's winter. It's very cold. Put on your gloves. Evet. It's winter. Kış mevsimi. It's very cold. Hava çok soğuk. Put on your gloves. Yani doğru cevap eldivenler olacak. 2. It's summer. It's very sunny. Take your sunglasses. Okay. It's summer. It's very sunny. Take your sunglasses. Mevsimlerden yaz. Hava çok güneşli. Take, al. Put on, giy demekti değil mi? Evet. Cevabımız güneş gözlüğü, sunglasses. 3. It's spring. It's warm. Wear your dress. Yes, it's spring. It's warm. Wear your dress. Elbiseni giy. Wear ve put on eş anlamlı. 4. It's autumn. It's rainy and windy. Take your umbrella. It's autumn. It's rainy, yağmurlu. Sonbahar, yağmurlu ve rüzgarlı, windy. Take your umbrella, şemsiyeni al. Evet. Evet çocuklar, burada birisinden bir ricada bulunma, bir şey isteme kalıpları. Can I borrow? Daha önceden öğrendiğimiz may I borrow daha kibarıydı bunun. Onu çalışacağız. Mesela bu kız buna soruyor. Can I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Here you are. Buyur, al. Burada olumsuz cevap vermeye göstermiş. Can I borrow your sunglasses? Güneş gözlüklerini alabilir miyim? Ödünç. No, sorry. Hayır, üzgünüm. It's broken. Kırık. Evet, şimdi bunları da siz sorup cevaplıyorsunuz. Mesela bir örnek daha yapalım. Can I borrow your dress? Here you are. Can I borrow your skirt? No, sorry. Not right now. Üzgünüm. Şimdi olmaz. Can I borrow your hat? Here you are. Can I borrow your boots? No, sorry. They are lost. Bunlar kayıp. Lost neydi? Kayıp. Okay. Yazarak yapalım. Can I borrow your trainers? Buydu. Spor ayakkabılarını ödünç alabilir miyim? No, sorry. Hayır, üzgünüm. I am using them. Onları ben kullanıyorum. Yani ben giyiyorum anlamında. Can I borrow? Can I borrow your dress? Elbiseni ödünç alabilir miyim? Here you are. Buyur, al. Can I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Sorry, I lost it. Hayır, kaybettim gibi mazerette söyleyebiliriz. Hadi şimdi siz yapın bunu.
Evet çocuklar, ödev kısmına geldik. Kelimelerimizi defterimize bir kez yazıp iyice öğrenelim. Kelimelerimiz hangileriydi? Şunlar. Bunları ben size atacağım. Bunları bir kez yazalım defterimize ve çok iyi ezberleyelim. İkinci ödev, 5 tane giysi arkadaşımızdan isteyelim ve cevabını verelim. Örneğin, can I borrow your t-shirt? Tişörtünü alabilir miyim? Here you are. Az önce yapmıştık aynılarını. Bunun gibi 5 tane istekte bulunup, may I de kullanabilirsiniz isterseniz burada. May I borrow alabilir miyim? Ödünç alabilir miyim? 5 yerin hava durumunu sorup cevaplayalım ve hangi kıyafeti giyeceğimizi söyleyelim. Mesela, örnek. What's the weather like in Antalya? Antalya'da hava nasıl? It's hot. Hava sıcak. Wear your short. Şortunu giy. Bunun gibi 5 tane sorup cevaplayalım ki bu konu iyice pekişsin. Görüşmek üzere. Goodbye.